Geçebileceğiniz iletişim bilgilerini bir hatırlayalım, bir kez daha hatırlayalım daha doğrusu. Sonrasında yine çok önemli bir konuyu konuşuyor olacağız. 0212 alan kodumuz 331-32-07-08-09-3 hat hizmetinizde. Hangisini istiyorsanız onu arayarak daha fazla bilgi alabiliyor ya da pazarsohbeti@sine5.com.tr'ye de soru gönderebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz üzere sevgili seyirciler, bitkilerin dünyasını hep aynı açılışı yapıyorum. Hoş geldiniz diyelim. Çünkü son yıllarda çok konuşuyor oluyoruz bu bitkileri. Bitkilerin yaşanan sağlık sıkıntılarındaki çözümlerini. Hakikaten güzel de çözümler, güzel de dönüşler alınıyor. Böyle olunca da zaten bitkilere olan ilgi, alaka yükselen trend haline geliyor. Dolayısıyla bitkileri artık işin duayenlerinden herbalist sevgili İbrahim Gökçek beyefendiyle konuşuyor olacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hürmetler. İyi pazarlar diliyorum. Sağ olun. Babalar gününüz kutlu olsun. Sağ olun, teşekkür. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun. Her şey yolunda, çok şükür. Zaten gayet de iyi gözüküyorsunuz. Şimdi bitkiler bitkiler diyoruz İbrahim Bey. Şöyle bir başlangıç yapalım, ondan sonra hastalıklar, sağlık sıkıntıları ve beraberinde hangi bitkilerin hangi hastalıklara çözümünü konuşacağız, evet. Ama önce klinik çalışmalar. Evet. Bu konuda eğer kafada soru işaretleri varsa onlar da yok olsun. Evet. Ki insanlar canı gönülden ya da hani bir yöntem kullanacaklarsa güvenerek kullansınlar. Bu çünkü çok 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 önemli. Evet. Buyurun. Geçen televizyonun birinde konuyla hiç ilgisi ve bilgisi olmayan, uzman olmayan bir zatı muhterem. Evet. Otla, çöple tedavi edilmez dedi. Allah Allah. Yani Türkiye'de söyleyebiliyor bunu vatandaş. Avrupa'da, Amerika'da veya Asya'da biri dese ki otla, çöple tedavi edilse dese o televizyonun reytingi sıfıra düşer. Hı. Ve televizyon belki kapanır. Kimse bakmaz. İtibar görmez. Herkes tepki gösterir. Tepki gösterir. Hı hı. Türkiye'de tepki yok. Otla çöple diyor. Tedavi olmaz, mümkün değil. Şimdi bu 20 ciltlik dosyanın klinik araştırmalarla bu belge. Hı hı. Yani sadece birini getirebildim. Diğerlerini getiremedim çünkü yer yok. Hı hı. AB'den AS'ye kadar. Burada mesela sadece aloe vera ile ilgili tam 13 sayfalık belge var, bilgi var. Klinik araştırması var. Hangi üniversitede, nerede, ne zaman? Neler yapılmış? Neler yapılmış? Hı hı. Klinik araştırmalarla belgeler var. Tam 20 dosya var. Hı hı. Onunla beraber dünyanın hangi ülkesinde? Hı hı. Görüyoruz. Bu kitaplar Almanca. Mesela Afrika'daki adam, Afrika'da hangi bitkiler yetişir? Binlerce sayfalık kitap yazmış. 400 avro bu kitap. Binlerce sayfa. Afrika'da hangi bitki yetişir, hangi özelliklere sahiptir? Nerede, niçin, nasıl kullanılır? Mesela. 4000 çeşit bitki var ve bunların hepsi ilmi kitaplar. Boş kitap değil. Nasıl ki zamanında İbn-i Sina 1000 yıl önce dünyanın en büyük hekimi ise, günümüzde de Avrupa'da özellikle Almanlar dünyada fitoterapi yani bitkisel tedavide bir numaralar. Bütün Avrupa'da üretilen ilaçların %45'ini Almanlar üretiyor. Hı. Almanya'da mı yetişiyor bitkiler? Hayır. Türkiye'de yetişiyor. Mesela alıç. Türkiye'de yetişiyor. Hı hı. Almanya'ya gidiyor. Almanya'da hapını, damlasını, derecesini yapıyorlar. Ne işe yarıyor? Alıç. Bende takriben 10 bine yakın dergi var. 4000'den fazla kitap var. Konularla ilgili. Hı hı. Arşivimiz var. Sizin şöyle bir avantajınız var. Ben size o yüzden güveniyorum ve inanıyorum sevgili İbrahim Bey. Siz hem çok okuyorsunuz, araştırıyorsunuz hem de çok geziyorsunuz. Sizin bir ayağınız Avrupa'da. Evet. Zaten Almanya'da yıllardır kalmışsınız. Hani çok okuyan mı çok gezen mi bilirden hareketle. Sizde ikisi birden var. O yüzden sizin anlattıklarınıza şahsen ben kendi adıma son derece inanıyorum, güveniyorum ve de hani o peynir olayı var. Az sonra onu da geleceğiz. Onu da mesela hayatımda kesinlikle uygulamaya başladım. Ben çocuğuma, aileme vesaire keza öyle. O yüzden hani bazı insanlar var zaten anlıyorsunuz onu İbrahim Bey, şimdi anlatılıyor ama boş, afaki şeylerden bahsediliyor. Ama sizde o bir doluluk, bir altyapı konuşmalarınızdan sonra zaten direkt olarak insan anlayabiliyor. Biraz o insanda hani biraz bilgi varsa o yüzden siz rahat olun. Hani yayın öncesinde konuşmuştuk ya. Evet, otla çöple tedavi edilmez diyor. Evet. Profesör Doktor X. 1935 yılına kadar kimyasal ilaç yoktu ki. 1935 yılında penisilin bulundu. Sonra girdi insanların hayatına. Bundan önce de yani 1935'ten önce de milyarlarca insan yaşadı ve bunların hepsi bitkilerle tedavi oldu. Hı hı. Şimdi tekrar bitkiye döndüler. Yine döndü. Almanya'da eczanede satılan ilaçların %80'i bitkisel. Neden %80'i bitkisel? Eskiden orada kimya vardı, şimdi bitkiye döndüler. Neden?
şu üç şu kitapta kimyasal ilaçların yan tesirleri var. Hangi ilacın hangi yan tesiri? Kimyasal ilaçların yan tesiri. Hı hı. Mesela bir ara Contagan denen bir hap vardı. Yasaklandığı için ismini söylüyorum. Contagan'ı kullanan bütün bayanların çocukları özürlü doğdu. Elsiz, kolsuz veya ayaksız. Şurada iki parmak veya bacak yok, ayak yok. İki parmak vesaire. 15 bin özürlü. 15 bin özürlü. Çok önceden mi oldu bu olay? 1960 ile 71 yılları arasında 11 yıl sürdü mahkeme. Mahkeme kararıyla bu firmanın ismi önemli değil, firma Alman firması üretimi durduruldu 11 yıl sonra. Mahkeme 11 yıl sürdü. Fakat 15 bin sadece Almanya'da özürlü çocuk. Firmanın üretimi durdurması karar alındı. Depolardaki bütün ilaçlar Türkiye, Mısır, Endonezya satıldı o zaman. Milyonlarca ton ilaç dış ülkelere sattılar. İçeride tüketmediler. Bu nedenle Türkiye'de de o zamanlar bu tür ilaçları kullanan da çok özürlü insan var. Allah korusun. Allah korusun. Yani kimyasal ilaçlardan Amerika'da ölen yılda 180 bin kişi, İngiltere'de 35 bin kişi, Almanya'da 30 bin kişi insan ölüyor yılda. Sakat kalan, özürlü olan, ömür boyu yatağa bağımlı kalanlar hariç. Şimdi bu alıç. Alıç bitmiş. Alıçla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Türkiye'de 90 çeşit alıç var. Bunlardan loplu alıç ve kertikli alıç belgesi var. Bilgesi var. Hangi profesör nerede ne zaman bunu denemiş. Belgesi var. Yapmış oldukları araştırmada, şimdi hapları var, damlası, drajesi, loplu alıç ve kertikli alıç. 90 çeşit alıç içerisinde sadece ikisi şifalı. Öbürlerinin de etkisi var fakat yeterli değil. Bu alıç ne işe yarıyor? Yüksek tansiyona iyi gelir. Kolesterolle iyi gelir. Kalp damarlarına, kalp kaslarına oksijen akışını artırır. Kalbi besleyici özelliklere sahip. Hem yüksek tansiyona hem düşük tansiyona iyi gelir. Ayarlayıcı, düzenleyici. Kalbin beslenmesini sağlayıcı. Kalbe yeterince oksijen akışı olmazsa ne olur? Yavaş yavaş kalp kasları yavaş yavaş ölür. Kapalı, tıkalı olan damarları, kalp damarlarını dahi, koronar dediğimiz damarları dahi açıcı özelliğe sahip. Bu nedenle bizim ürettiğimiz bu İksir isimli ürünün içerisinde alıç var. Alıç var. Zencefil, zerdeçal, altın başak otu, zeytin yaprağı, 19 çeşit bitki var. Bir kişinin damarları isterse %80 tıkanmış olsun, 6 haftada açılır. 6 hafta. Bu iksiri kullanarak. Evet, ameliyatlık durumda olacak. Mesela stent takılması gerekiyor. Ne zaman? 6 hafta sonra stent takılması gerekiyor. 6 hafta kullansın, ameliyata gerek kalmaz. Bu kadar iddialıyız. Alsın kullansın. Çünkü burada klinik araştırmalarla etkisi %100 ispat edilen bitkilerden bahsediyoruz. Yani ottur çöptür demek yanlış. Bunu kim söylüyor? Ot çöp diyen kişi bitkilerle hiçbir ilgisi yok. Hiçbir ilgisi yok. Duymamış, bilmiyor. Kaç çeşit alıç var deseniz Türkiye'de bilmez. Kaç çeşit kekik yetişir? Kaç çeşit adaçayı yetişir Türkiye'de? Nerede yetişir? Nasıl yetişir? Hangi özelliklere sahiptir? Hiç bilgisi yok. Klinik araştırması yapmamış. Alman yapıyor. Devlet orada tabii teşvik ediyor. Devletin imkanı var. Türkiye'de profesörlerimizin çoğu maaşı yeterli değil. Onlar da haklı. Para yok. Para olmayınca bir klinik araştırması 50 bin euro ile milyon dolarları bulabiliyor. Oldukça fazla. Mesela Afrika ıtırı ile ilgili 50 bin kişi üzerine deney yapılmış. 50 bin. Öksürük, bronşit, astım, nefes yolları rahatsızları, enfeksiyonu olan çocuk özellikle çocuklar üzerine ve etkisi %100 ispat edilmiş. Siz buna etkisi yoktur, şudur ama kimyasal ilaç alsa küçük çocuklar, bebekler yani çok çok üşütür, rahatsız olurlar. Sık sık bronşit olur, sinüzit olur, faranjit olur küçük çocuk bebekler. Siz buna kimyasal ilaç verseniz ne olur? Bağırsaklar gitti, bağışık sistemi çöktü.
İleride alerji hastalıkları, deri hastalıkları ortaya çıkacak demektir. Bir takım yan etkilerinden bahsediyor olmak mümkün ama şunu da altını çizelim İbrahim Beyciğim. Zaten bana da katılıyorsunuz. Biz hep yayın öncesinde sizinle de konuşuyoruz. Şimdi modern tıp denen bir olay var zaten tabii. Orada. Tıp fakülteleri, doktorlarımız, hekimlerimiz, profesörler vesaire. O da bizim her zaman zaten başımızın tacı. Ama bazen öyle noktalar oluyor ki, mesela ben bunu rahmetli anneannem döneminden biliyorum. Örneğin doktor diyor ki sana yapacağımız hiçbir şey yok. Yani evine git. Köyüne git, bol oksijenli ortamlarda dur, bol bol meyve sebze tüket, şifalı bitkilerden yararlan. İşte bu noktada şifalı bitkilerin gücü, kuvveti, önemi bence devreye giriyor. Yoksa modern tıp tabii ki her zaman başımızın tacı. Ama zaten alternatif tıpın hani diğer ismi tamamlayıcı tıp çok da güzel geri dönüşler olabiliyor. Avrupa'da, Amerika'da veya Asya'da modern tıp, alternatif tıp diye bir şey yok. İç içe. Orada tıp doktoru aynı zamanda... Ya da evet, natur halkünde üzerine hı-hı. eğitim görüyor. Hı-hı. Ayrı bir mesleğe gerek kalmıyor. Hı-hı. Hemen hemen Almanya'daki mesela örnek oradan veriyorum. Doktorların çoğu aynı zamanda herbalist. Bitki uzmanı. Hı-hı. Tıp doktoru aynı zamanda herbalist. Hı-hı. Herbalist olmayan Almanya'daki doktorların muayenehaneleri boş. Hı-hı. Çünkü Almanlar yıllarca kimyasal ilaç kullana kullana perişan olmuşlar. Hı-hı. Kimyasal ilaç kullanmak istemiyor. Tercihleri bitkisel ürün yazan doktorlara gidiyorlar. Ve doktorların hepsi de tıp eğitimi gördükten sonra natur halkünde üzerine eğitim görüyorlar. Şimdi mesela kalp damar rahatsızlığı. Hı hı. Bunu tetikleyen sebepler nedir? Eğer bağırsaklarında kişinin bakteri veya mantar varsa, bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddelerden dolayı bağırsak florası bozulur. Faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Dengeler bozulur. Bozulursa ne olur? Proteinler normal olarak amino asitlere dönüşmesi gerekir. Proteinler amino asite dönüşürken artık bir madde olarak homosistin ortaya çıkar. Homosistin nedir? Toksik bir madde. Bioamijen denir. Bu homosistin belli bir seviyede olursa zararı yok. Bağırsaktaki üretilen B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit homosistini zararsız hale getirir. Eğer ki homosistin sürekli yükselirse ne olur? Homosistin LDL kolesterolü yani kötü kolesterolü oksitler. Oksit denen LDL kolesterolünü bağışıklık sistemi mikrop gibi algılar. Makrofaj denen çok enteresan bir mikropları yok eden bir hücre var. Hmm. Makrofaj denir. Bu ahtapot gibi sanki milyonlarca gözü varmış gibi bakteri, virüs ve mantarları kolları varmış gibi toplar, alır, yer, yutar. Balon gibi şişer. Ortaya patlar, ölür hücre. Sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde çıkar. Ve bu damarların iç yüzeyinde plaklar, curuflar oluşturur. Kalp damarlarında, beyin damarlarında, karaciğerde, pankreasta vesaire. Hı hı. Eğer ki damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme olursa buna arterioskleroz, damarlarda sertleşme olur. Kan dolaşımında anormallikler ortaya çıkar, yüksek tansiyon ortaya çıkar. Kolesterol, lipid, trigliserit yükselir. Bağırsakları tedavi etmeden, karaciğeri tedavi etmeden tansiyonu, kalp damar rahatsızlarını ve beyindeki kan akışını vesaire bütün tedavi etmek mümkün değil. Hı hı. Yani bütün problem bataklığı kurutmaktan geçiyor. Evet. Bu da bağırsakları tedavi etmekle mümkün. Hı hı. Eğer kişinin bağırsaklarına mantar yerleşmişse aloe vera biraz önce örnek verdim. Hı hı. 13 sayfa klinik araştırması yapılmış aloe vera ile ilgili. Hı hı. Dünya çapında 2,5 milyon insan üzerine denenmiş. Hı hı. Yok değil mi şu an yanımızda gösterseydik izleyicilere? Aloe vera yok. Burada şey var, hazır hali var. Hı, aloe vera jeli. Var. Bunun birleşiminde aloe veranın özü yani jeli var. Artı zencefil, zerdeçal, altın başak otu, zeytin yaprağı. Hı hı. Bunların bütün özelliği nedir? Bağırsaktaki mantarları yok edici. Bununla ilgili klinik araştırmalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmasına bağırsaklardaki mantara karşı dünyada en etkili bitki aloe vera. Hmm. Fakat günümüzde aloe verayı doğal olarak üretemiyor birçok firma. Neden? Çünkü aloin denen bir madde var. Aloin bunu kişi evde taze olarak hazırlarsa, içerse şurubunu balla karıştırıp içerse ishale sebep olur bir, karında şişkinlik olur iki. Yine yan etki. Yani hafif bir yan etki var aloin. Aloin'i yok etmek gerekir. Nasıl yok edeceksiniz? Birçok firma Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da aloe veranın jelini kazanda kaynatıyor, haşlıyorlar.
Haşlandığı zaman aloe veranın birleşiminde 22 çeşit amino asit, 12 çeşit enzim, 15 çeşit vitamin var. Çok kompleks, çok önemli vitaminler, enzimler, amino asitler. Jeli kaynattığınızda etkisi sıfıra yaklaşır. Etkisi düşüyor, etkisi azalıyor. Bu nedenle %10 veya %15'lik bir etkiye sahip Avrupa'da, Amerika'da ve Asya'da üretilen aloe vera jellerinin etkisi çok çok az. Ben bununla ilgili 19 yıl önce araştırmaya başladım. 19 yıl sonra başarabildim. 19 yıllık bir çalışma sonucunda aloe vera jelini doğal olarak üretebildim. Başka bitkiyle 19 çeşit bitki aloin denen maddeyi sıfırlıyor ve etkisini katlıyoruz. Bu şekilde bunu başarabildik hamdolsun. Doğal olarak ürettik. Bağırsaklarında ne kadar mantar olursa olsun kişi problem değil. Mantarın her türünü 2 ay veya 3 ayda kişiye göre, bünyeye göre yok edilir. Peki İbrahim Beyciğim, bağırsaklardaki mantar durumunun kişinin yaşıyla bir ilintisi ya da doğru orantısı var mı? Yoksa her yaşta bu bağırsaktaki mantar denilen olay yaşla gözükebilir değil, mi? Antibiyotikle ilgisi var. Ne kişi, kadar çok antibiyotik ne kadar antibiyotik kullanmışsa bir insanın bağırsağı top sahasının yarısı kadar, 350 metrekare. Ne kadar antibiyotik kullandınız? Burada 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunlar normal olarak %99'u faydalı bakteri. Ama ilaç kullandığı zaman kişi faydalı bakteriler, vitamin üreten faydalı bakteriler azalırken zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretiyor. Evet. Evet. Peki devam edelim. Bir diğer önemli bitki ginkgo biloba. Ginkgo aynı aloe vera alıç gibi. Bununla da ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Klinik araştırmalar var. Ginkgo. Dünyada ginkgo ürünleri en çok satan ürünlerdir. Damlası, drajesi, hapları var. Beyine kan akışını artırır. Beynin fonksiyonlarını artırır. Özellikle üniversite okuyan gençler hapını, damlasını, drajesini kullanırsa, bizim bu iksirin içerisinde de var. Bu beyindeki bütün doplar arasındaki kirliliği, plakları, cerrahi, cürüs temizler, arıtır. Güzel. Kan akışını artırır. Beynin fonksiyonlarını artırır. Mesela burada bir bitki daha var. Mahonia aquifolium bunun ismi. Bu bitki berberis denir. Mahonia aquifolium nedir? Bu da sedef hastalığına karşı. Bununla da ilgili klinik araştırması var. Sedefe karşı dünyada en etkili bitki. Bunun kökünün kabuğundan sedefe karşı kremler yapılır. Damlası, drajesi var. Alman firmaları üretiyor. Fakat aloe vera jel, iksir, sedef çayı kullandığında bundan daha etkili. Çünkü içerisinde bizim ürünlerin var zaten. Mahonia aquifolium ile ilgili belge var, bilgi var, klinik araştırması var. Yani bazıları diyor ki sedefin sebebi bilinmiyor. Doktor Simoncini var, İtalyan asıllı. Dünyanın sedef hastalıkları üzerine yetiştirmiş olduğu en büyük, en önemli ilim adamı. Sedefinin sebebinin bağırsaklardaki mantarlardan kaynaklandığını belgeledi. İnternette böyle bir bilgi var mı merak edenler? Google'a giren herkes Simoncini yazarsa bulur. Kanserin sebebinin dahi bağırsaktaki mantarlardan kaynaklandığını belgeledi. Belgeli. Klinik araştırmaları tespit etti. Ekzemanın sebebinin mantar olduğu zaten biliniyor. Aknenin, akne inverzenin, deri hastalıklarının sebebi alerjik hastalıklar, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, bütün bunların sebebi bağırsaktaki mantarlar. Mantardan dolayı. Çünkü mantarlar toksik madde üretiyor, bağırsakları yakıyor. Bağırsaklar kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşuyor. Oluşan yağ tabakası bağırsaklardaki kanalları tıkıyor. Kişide vitamin, mineral, enzim eksikliği ortaya çıkıyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Histamin oranı yükseliyor. Histamin oranı yükseldi mi alerji hastalıkları, deri hastalıkları, romatizmayı tetikliyor. Belirti, böyle çok bariz bir belirtisi var mı? Mesela bende bağırsak mantarı olduğunu ben nasıl anlayacağım? Tamam, diyelim ki hani antibiyotik çok kullanımdan dolayı kaynaklanıyor dediniz ama örneğin yorgunluk, gün boyu halsizlik, mesela mini bir dil testimiz var bizim. Onu belki ekran başına yeni geçenler olabilir, onun için bir kez daha söyleyeyim. Sonra da neyi, ne şekilde, nasıl kullanacağız onu da söyleyip programımızı kapatalım İbrahim Bey. Şayet kişinin dilinin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa bağırsaklarda mantar var demek. Bu buluşu da 4000 yıl önce Uygur Türkleri bulmuş. Çinliler geliştirmiş. Bu da apayrı bir ilim dalı. Çin'de, Avrupa'da çok yaygın. Dilin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var. Var. Sarımsı bir tabaka varsa çok mantar. Kahverengimsi bir tabaka varsa çok çok mantar var.
hiçbir tabaka yok da kızarmışsa, toplu iğne başı gibi noktalar oluşmuşsa, hı hı, aşırı vitamin yetersizliği, aşırı mantar var demek. Siyahlaşmışsa Allah korusun demek. Yani hemen doktora acil gitmesi gerekir. Dilin ortasında genellikle Türklerin derin bir çizik olur. Bu da Türklerde olan bir hastalık. Ben Almanya'da, Avrupa'da binlerce insanın diline baktığımda böyle bir şey görmedim. Neden? Biz çok tatlı yiyoruz. Bir, aşırı peynir tüketiyoruz. İki, aşırı siyah çay tüketiyoruz. Üç, siyah çay, demlenen siyah çay, 3 dakikadan fazla demlenen çay bağırsakları kurutuyor. Besinlerden vitamin, mineral, enzim eminimini engelliyor. Bu da mide bağırsak rahatsızlarını, pankreas, şeker hastalığını tetikliyor. Tetikliyor. Evet. Peynir asidoza sebep oluyor. Asidik ortam mikrobun hızla yayılmasına sebep oluyor. Kişide halsizlik, dermansızlık, yorgunluğu tetikliyor. Peynirin her türü zararlı. Asya'da 4 milyar insan peynir tüketmiyor. Tatlının her türü mantarı besliyor. Mesela antibiyotik kullanan kişi bir de üstüne fazladan tatlı yerse bağırsaktaki mantarlar 200 kat hızla yayılıyor. Ne kadar mantar o kadar toksik madde. Ne kadar toksik madde o kadar hastalık. Evet. Her türlü mantarı aloe vera jelle, hı-hı, bağırsaktaki mantarları, hı-hı, tedavi etmek mümkün. Tamam. İksirle bağışıklık sistemi damarları açıyor. Hı-hı. Aloe vera jel bağırsaklardaki mantarı yok eder. Artı buna uygun, rahatsızlığa uygun sedef için sedef çayı, tansiyon için tansiyon çayı veya ekzemeye karşı ekzeme çayı, özel çaylar var. Peki. Çok teşekkürler. Son olarak çok kısaca rica edeyim İbrahim Beyciğim. Günde kaç tane alıyoruz ondan? Hani çay bardağı mı, çay kaşığı mı, çorba kaşığı mı? Aloe vera jel günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı. 3-4 defa 2 yemek kaşığı. İksir. Günde 3-4 defa 2 yemek. Eğer kişi kiloluysa aloe vera jel yemekten önce, iksir yemekten sonra. Kişi zayıfsa iksir önce, aloe vera jel yemekten sonra. Artı peki, aloe veralı bir ozon yağımız var. Bu da bazı insanların derisinde kaşıntı olur mesela. Sedef hastasında veya ekzema, hı hı, rahatsızlığı olanlar, akne olan, kaşıntılı yarası olanlar, deri hastalığı olanlar onu tavsiye bunu sürdüklerinde kaşıntıyı önler. Peki, çok çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey'im. Zaten daha fazla bilgi için sevgili seyirciler ekranda program süresince altta gösterdik danışma hattında arayarak daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Bizlerden bugünlük bu kadar efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Allah kısmet ederse haftaya pazar günü yine saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde Sine 5'te pazar sohbeti programıyla tekrar karşınızda olacağız efendim. Herkese keyifli, güzel, mutlu bir pazar günü geçirmenizi diliyorum ve bütün babalarını da Babalar Günü'nü bir kez daha kutluyorum efendim. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.